Şurası başka bir tepeyim olsun. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Evet, 2-3 tane pantolonum vardı. Onların paçaları yapılacaktı. Şimdi onları terziye verdim. Şöyle bir tur atıp 7.95'miş patates. Şöyle bir tur atıp eve gideceğim. Çünkü pantolonlarım bir saat falan bulur dedi. Dedim o arada biraz dolaşayım. Sonra da eve gideyim. Aa, şuranın gerçi tatlım var ya evde benim, ya doğru. Tulumba tatlısı alayım diyecektim de. Gerçi tulumba da taze olmuyor ya. Aa, dur, şu daha şoka geldim. Bayağıdır şoka gelmiyordum. Şöyle biraz bakınayım dedim ama çok hiç değişmiyor. Hep aynı. Var. 20 lira. Su sabunu var. Albeni değişik. Bu albenin de türlü türlü şeyini çıkardılar. En sevdiğim albeni. Bak şurada güzelmiş. Kaç tane varsa onun içinde. Sütlü kaşık. Yumurta ne kadar pahalı burada ya. 72 lira. Biz o gün beyazın sarısını aldık. 65 liraydı ve L büyüklüğü de iyi gayet. Şurada neler var? Kaşar peyniri. Füme et mi? Neymiş? Füme etmiş. 95 lira. Duru düşeyim. Şimdi koklamayacağım, evde duş jeli var zaten. Kokusu pek güzel değil ama palmolivdi sanırım. Yine de almam. Ya 144 lira. İyi, yağlar artmıyor, hayret. Bir şey artmıyor diyorum ya, korka korka söylüyorum. Peyrim de var bolca. Stok yapmıştım. BİM'e A101'e geldikçe şu 35'li mi? Bundan değil de 35'li olanlardan iki kutu almıştım. Bir tane de böyle yarım var. Yani bulaşık tabletim. Bu tarafta hiçbir şey yok. Şu tarafa bakmayayım bile. Ay şunu mu nasıl bir şey oluyor? Ben bu sıra iyi. Bundan kim uğraşacak kız bilirler. Helikopter. Allah'ım ne tatlı bir şey. Yatak örtüsüymüş. Bundan bende vardı. English Home'dan almıştım. Böyle kahverengi. Gayet de kullanıyorum. Şöyle zeytin tabağı var. Şunlar neymiş? Alt mıymış tek? Üstü de var, altı da var. Pijama 200 lira. Güzel para. Aa, şu güzel baksana. Bunlar üçlü boy mu? Natural hassas tepet. Aa, tek tek. Ana. Ben de üçlü hissediyorum. Fiyatı iyiymiş diyecektim ama tek tekmiş arkadaş. Yani şu minik olan 9 liraymış. Şu 109, şu büyük olan 169. Alana hayırlı uğurlu olsun. Alana hayırlı uğurlu olsun. Bu tarafta ne var? Borcam. 119 lira. Geçmiyor ki, bir şeye şaşırmayın. Bu da çok büyük ya. Benim spatulam var da kırılmak üzere. Ay, spatulalar öyle çabuk kırılıyor ki ben anlamıyorum ya.
Bende mi bir sorun var acaba? Burada bolca borcam var maşallah. Şu iyiymiş mesela. Üçlü atmışlarım. 2'yim 1. Evet. Bu kadar. Şurada ne alırsan 10 liraymış. Aa bak şu güzel mesela. Kız güzelmiş ha. Buraya ait değildir ya. Plastik çünkü diyor. Karışmış herhalde. Alayım diyecektim. Ama yola bak bu da var burada. Burada fiyatı yazıyor zaten. Bu da karışmış. Buraya karıştırmışlar. Beni heyecanlandırıyorlar. Bakar mısınız? Ben de diyecektim şu çok iyiymiş. Hem de ikili diyecektim. Ama cam bunlar. Cam iyi de camın yanına da yaklaşılmıyor. Şu neymiş? Normalde burası bizim pazar yerimizdi. Burayı böyle iş merkezi gibi yapacaklarmış. Daha herhalde bir zemin kat şey yapmışlar. Bir de birinci kat gibi bir şey çıkmışlar. Burası bayağı büyük bir şey olacakmış. Neyse şoktan çıktık. Telefon kendiliğinden kapandı anlamadım. Şimdi şurada BİM var. Bir de BİM'e bakacağım. Oradan da artık pantolonum olmuştur herhalde. Paçası da 20 lira olmuş ya. 15 liraya yaptırmıştım yazın. Vallahi. Bugün yaptırdığım ya da aldığın kar vallahi yanına. Gerçekten bugün ne alırsan kar. Evet, Ramazan şeyleri gelmiş. Neymiş? Büyüme tatlısıymış. Kumar kaşığı. Ne kadar olmuş derdim. Kremi kız Kemal Paşa 12,5. Peynir tatlısı 34. 22,5. Şu tuvalet kağıdı 26 liraymış. Şunu görelim. Yukayız 39 lira. Şu güzelmiş ve şu güzelmiş gibi. Ama bu ne kadarmış? Ha, bu da 26 liraymış. Domatesin güzelliğine bakar mısınız? 19 lira. 20 lira de yani de. Salkım. Şuradan 1 kilo seçeyim. Pirinç de 16,95 diyor. Ha şu şeyden ya. Bu değişik. İnce uzun bir pirinç bu. Ben bunu sevmiyorum ya. Fiyat olarak da iyi ama. Domates yetmişler. Şu domates çok güzel. Bakayım. Nasıl güzel kokuyor. Çeşit çeşit hurmalı. Sarı sarı. Ramazan geldi. Hurmadan belli oluyor. Şu güzelmiş bu. 59 lira, 69 lira. Bu alttaki ayrı, üstteki ayrı mı satılıyor? Ha, evet. Şu sarılar 36 lira. Şu alttakiler 74 lira. 75 lira, 95 lira. Aynen. 75 lira işte. Güllaç. Ay hiç sevmem güllaç. Kumanya kolisi gelmiş. Bu arada indirim varmış burada. Paşa Bahçe ürünlerinde vesairelerde. Nasıl bir şeymiş kız? Şeymiş. Bolca Ramazan şerbetleri gelmiş. Bakar mısınız? Doğal maden suyu şişede böyle. Allah Allah ne kadar enteresan. İlk defa görüyorum. 750 milimlikmiş. Ay kız kullarım çok ağrıdı. Biraz mola verdim. Ay bakayım bir. Denizin sütü ne kadarmış? 34 lira. 38, 36. Vallahi üşenmiyorlar. 1 liraya bile indirim yazıyorlar ya. Evet, en son Migros'a geldim. Şöyle çikolatalarda etinin ürünlerinde indirim var daha doğrusu. Aa, şuradan alayım bir tane. Tek istek.
Ay, telefonu yeni gelmiş. Ay, şunu da Deniz seviyor gerçi. Şu nasıl bir şeymiş? Ben şundan alayım. Şu Ülker'in gofretleri, şunlar 2.77 liraydı. Gayet iyi. Milkalar 20 liraymış. Bakıyorum güzel bir şey var mı diye. Ay şu. Allah çöktüm hep. İşim seviyor al denileri. Ay al beni demişim. Metro bir tane onu alayım. Şunu ben alayım. Al beniler. 4.30'a geliyormuş. Şunlar neymiş? Aa 6 liraymış bak fındıkla. Başka neler varmış? Şunlar 5 lira. Antep fıstıklı olan 9 liraymış. 7.5 lira. Daha küçük. Ben eve geldim. Vallahi şimdi geldim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim de kız bir yoruldum. Kollarım ağrıdı yemin ederim. Bu arada şey tam böyle işte binadan içeriye giriyorum. Bizim binanın böyle şeyde giriş katta normalde hani insanlar oturuyordu hani biliyordum ama öyle çok temizlikti vesaireydi falan yapılmıyordu açıkçası. Herhalde bekar biri oturuyordu. Neyse bir baktım orada böyle şey işte ne derler ona işte çamaşırlar falan asılmış böyle işte yatak, yorgan falan. Allah dedim acaba dedim deprem bölgesinden mi geldiler falan diye böyle düşündüm. O kadın da tam böyle işte cam siliyordu. Ondan sonra dedim ki siz deprem bölgesinden mi geldiniz dedim. Evet dedi içime doğdu herhalde. Evet dedi ya dedim böyle ayaküstü herhalde inanın bir yarım saatten fazladır ayaküstü konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ondan sonra işte bayağı da bir vefat eden olmuş, saydı, anlattı. Yani gerçekten arkadaşlar hani hep söyleniyor hiçbir şey televizyonda görüldüğü gibi değil yani. Gerçekten öyle. Bence hiçbir şey televizyonda görüldüğü gibi değil. İşte dedim ne olur dedim Allah aşkına dedim. Yani böyle gerçekten bir şey ihtiyacınız varsa yani hani elimden bir şey geliyorsa yani ihtiyacınız olan şeyler varsa dedim yardımcı olayım. Hani biliyorsunuz ben de buradan tabak falan aşağı indirmiştim. Hani benim kullanılmayacak tabaklar falan değil mesela günlük işte falan. Dedim öyle tabaktır vesairedir bir şeye ihtiyacınız varsa ya da dedim ne bileyim başka bir şeye ihtiyacınız varsa dedim yardımcı olayım. Sandalye dedi benim de öyle sandalyem yok ama şey dedi halı dedi hani bir tane oda varmış orada şey çocuğu kalıyormuş. Hani dedi yere dedi oturmasını istemiyorum dedi. Ondan sonra ben dedim halı var size istiyorsanız vereyim şimdi onu indirdim geldim. Ekler yapmıştım işte ondan sonra ondan birazcık koydum bir de televizyonları çalışmıyormuş. Ondan sonra onun için dedim bu çanak anteni yukarıya takmanız gerekiyor. Normalde işte tepeye merkezi sistem olduğu için. Oraya falan dedim hani sonra başkaları bulmuşlar getirdiler falan. Öyle yani çok da üzüldüm. Ayaküstü dediğim gibi yarım saat 45 dakika falan böyle konuştuk. Çok da tatlı bir çok da güzel bir kadındı yani. 3 tane evladı varmış. Onunla yaşayacaklarmış. Tabii geçici bir süre geri diyor Hatay'a döneceğiz diyor Antakya'ya. Yani bilmiyorum elimden ne gelirse dedim hani yapmaya hazırım yaparım yani yeter ki hani gücüm ölçüsünde yani yapabildiğim ölçüde tabii ki. Ondan sonra öyle yani iyi oldu ayaküstü dediğim gibi sohbet ettik. Zaten o hani deprem bölgesinden gelen insanları işte oradan gelen insanları böyle ben dinlemeyi seviyorum. Yani öyle böyle öyle bir konuşmaya ihtiyaçları var ki bence böyle hani biri bana nasılsın desin ya da bir şey desin de ben de konuşayım diye bekliyorlar. O kadar dolmuşlar ki yani. Böyle dinledim sadece yani çünkü benim söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ben ne diyeyim kadına yani hani bütün acıyı o çekmiş. Abisi vefat etmiş. Yeğenlerinden vefat edenler olmuş. Şey diyor işte 7'sini yapamadım, 40'ını yapamadım, kefensiz gömdük hani ondan sonra duasız gömdük. Yani bizim bunlar çok önemli şeylerimiz yani hani önemli değerlerimiz. Ne bileyim hani işte tabii Allah yerine yakıştırsın ama insan da tabii ki istiyor yani. Abisinin 4 tane çocuğu çıkmış çok şükür işte eşi anneleri de çıkmışlar.
Öyle yani dedim hani etrafı bilmiyor olabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla yardımcı olurum. Yani öyle konuştuk birazcık. Bana da iyi geldi onlarla sohbet etmek. Temizlik falan yapıyorlar dedim. Yani yardıma ihtiyacınız olur böyle temizlik falan. Kadın şey diyor evim diyor 300 metrekareydi diyor. Böyle her gün diyor işte temizle temizle bitmez diyor. Bu ev diyor o kadar küçük ki zaten diyor yani. Bir günde diyor yani bir dakikada diyor hayatımız değişti diyor. Gerçekten öyle arkadaşlar. Hiç böyle gelirken böyle şey normalde işte başka şeyler anlatacaktım ben size. İşte kollarım ağrıyor şu bu falan diye. Yani kadın böyle bana bir başka pencere açtı yeniden. Dedim gel yani ne bileyim çaya gel kahveye gel. Canın sıkılırsa gel. Yani her türlü gel dedim yani. Öyle arkadaşlar işte biz de etrafımızda yöremizde varsa öyle insanlara kol kanat gereceğiz. Elimizden geldiğince yani yarın da bizim aynı durumda olmayacağımızın garantisi yok yani. Tabi Allah böyle bir felaketi hep söylüyorum arkadaşlar. Dün de Kandil zaten gerçekten onun için dua ettim. Allah'ım gördüğümüzden geri koymasın yani. Gerçekten öyle canı gönülden söylüyorum. Rabbim gördüğümüzden geri koymasın arkadaşlar. Neyse dur şimdi. Konuyu değiştireyim mi? Ay çok acıktım valla. Konuyu değiştireyim. Yoksa sabaha kadar anlatabilirim ben size. Sabaha kadar siz de beni dinler misiniz bilmiyorum ama. Ay. Evet. Şöyle dime uğradım. Valla ben eşim bana diyor ki inşallah hepsi ikisinde sağlam. Eşim bana diyor ki beraber de gitseydik alışverişe diyor. Ay yok dedim evet dedim kollarım ağrıdı itiraf ediyorum ama dedim yani kendi başıma alışveriş yapmak gibisi yok. Niye dersiniz? 5 tane falan market gezdim arkadaşlar. Valla kafama göre, aklıma göre, aklıma ne yatarsa onu aldım yani. Eşime göre bir tane markete girip oradan alıp çıkmamız lazım. Ben sondan başa doğru baktım, aklıma yazdım ne alabilirim, ne almayabilirim. Ölçtüm, biçtim, tarttım. En sonunda aldım geldim. Bu arada pantolonlarım vardı. Aslında yola onların paçasını yaptırmak için çıkmıştım. Onları yaptırdım çok şükür. Bu arada paça 20 liraymış. 3 taneyi de 60 lira verdim. Neyse ilk BİM'e uğradım. Şöyle 2 tane krem şanti aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben krem şanti soklamayı seviyorum. Sonra kekik aldım bir tane. Normalde bunu açık da alabilirim de şey bu kokusu gidiyor falan oluyor. Böyle bayatlıyor ya ondan dolayı kekik de böyle çok aşırı tüketilen bir şey olmadığı için. Şöyle BİM'den bir tane kekik aldım. Sonra bir tane kakao aldım arkadaşlar. Şöyle BİM'in kakaosunu aldım. Sonra yine BİM'den şey aldım. Soğan aldım. Valla en ucuz BİM'de arkadaşlar 13 liraydı. Şöyle 1 kilodan biraz fazla geldi sanırım. Bu arada valla bayağı bir şeyler aldım. Sonra Çağdaş'tan kivi aldım. Geçen almıştım. Güzeldi. Özellikle böyle sertliğini seçtim. Durdukça çünkü olgunlaşıyor diye. Şöyle tam 1 kilo gelmiş. Kivi aldım. Yarın pazarı mı Sevda diyeceksin ama valla böyle seçe seçe almak daha bir güzel yani. Bu arada salatalık 17,5 liraydı. Şöyle 13 lira gelmiş. Birazcık salatalık aldım. Ama salatalık arkadaşlar muhteşem. Çıtır çıtır taptaze. Valla özene bezene seçtim yani. Dediğim gibi burası 13 lira gelmiş. Şimdi BİM'den bunları almışım. Evet. Sonra şey domates aldım arkadaşlar. Şöyle 20 liraydı kilosu. Ama böyle bir koku yok yani. O kadar güzel kokuyor size anlatamam. Muhteşem kokuyor. Salkım. Kalmışsınız şunun tatlılığına bir ya. Allah'ım ne güzel şeyler yapmışsın. Dün salata yapmıştım. O kadar güzel hoşuma gitti ki tekrar öyle bir salata yapacağım. Şöyle kaşık salatası gibi çok acıktım zaten. Bakar mısınız diyorum bak oruç tutuyorum o kadar. Bu kadar şey yapmıyorum. Acıktığımı hissetmiyorum. Bak sabah kahvaltı yaptığım halde bile kendimi şu anda inanılmaz aç hissediyorum. Evet. Neyse bu arada arkadaşlar tavuk fiyatları böyle uçmuş yani. Daha da uçacak diyordu oradaki çocuk. Bilmiyorum ne kadar doğru söylüyor ama. Doğru söylüyordur yani. Niye yalan söylesin gerçi. Ben de dedim ki 2 tane tavuk aldım. Bütün tavuk. Hani dedim hem çok daha bereketli oluyor. Hem de daha hani şey oluyor. Ne derler? Hesaplı oluyor gibi geldi bana. O yüzden 2 tane bütün tavuğu sağ olsun el cihazlarıyla çocuk bir güzel şey yapıyor. Böyle ayırıyor bakın. Şöyle. Bunu ben 3'e 4'e falan bölerim. Önümüzde Ramazan zaten böyle tavuklu çorba yaptığında ya da tavuk pilavı biz seviyoruz. Ben değil de eşimgil çok seviyor. O yüzden şöyle 3 parça 4 parça dedim. Hani böleriz. Şöyle göğüslerini de ayırttım. Şöyle göğüslerini de ayırttım gördüğünüz gibi. Bu bütün tavuğun göğüsleri arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ayırttırdım.
Dediğim gibi bütün tavuk çok daha bereketli oluyor. Yani 80-80, 160 lira falan gelmiş olması lazım. Zaten bir kilo şey alsanız, çocuğa sordum, dedim ki göğsüne şey bonfile ne kadar? 105 lira mı dedi? 115 mi dedi? Ne dedim? Geçen bir almıştım 75 liraya mı ne almıştım? Ondan sonra abla diyor daha da diyor artacak diyor. Daha dedim ne artacak ya? Neyse sonrasında da şeye gittim. Ne derler? Akyurt markete girdim. Akyurt'ta da şu küçükler var. Bakar mısınız? Baby, bunlara baby şey diyorlar, tavuk diyorlar. Bunlar hoşuma gitti. Bunun kilosu 78 liraymış. Burası 67 lira mı gelmiş? Öyle bir şey gelmiş. Bir tane de bundan aldım. Ondan sonra da bir de şey aldım arkadaşlar. Et fiyatları uçmuş. Yani gerçekten uçmuş. Saç kavurmalıkmış. Kuzuydu bu arkadaşlar. Kuzuydu. Şöyle burası 245 lira geldi. Böyle güzel oluyor kuzu. Bilmiyorum, bazısı sevmiyor, kokuyor vesaire diye, ama ben seviyorum kuzuyu. Şöyle 1 kilo kadar da kuzu kuşbaşı aldım. Evet, bunu da aldım. Sonrasında da bir de Migros'a girdim. Evet, bu 74 lira mıydı kız? 78 lira mıydı? Krep tavası. Ay şey, ben seviyorum tencere tava işlerini. Şöyle bir tane krep tavası aldım. Kaç günlerdir aklımda. Geçen görmüştüm. Ondan sonra alsam mı almasam mı vazgeçtim tabii. Bir kere daha gittim yine aynı şekilde. Alsam mı almasam mı. Bugün dedim ki artık gideceğim ve dedim krep tavası kaldıysa dedim alacağım dedim yani. Ondan sonra gittim bir tane daha aldım arkadaşlar. Bu Mehtap'ın şeylerini seviyorum ben. Yine Mehtap'ın almıştım ben. Kullanıyorum hala, böyle pembe azıcık bir şey tabii deforme oldu ama 2 seneye yakındır falan kullanıyorum. Çok da memnunum. Bunu stok için aldım. O artık işlevini yitirdiği zaman buna geçerim diye düşündüm. Ne kadar çok konuştum. Öyle ya ama. Evet. Migros ne kadar tutmuş? 238 lira tutmuş Migros. Neyse. Şimdi. Migros'tan ne aldım biliyor musun? Ta-ta-ta-tam. Evet, bundan aldım. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bunu hatta bir tanesini de mutfağa koyacağım. Geçen almıştım. Hatta o zaman aldım da 2 tane alsaydım keşke demiştim. Bugün de denk gelmişten tekrar bir tane daha aldım. Bunu da mutfağa koyacağım. Özellikle yani mutfakta falan pek aramıyorum açıkçası da. Yer silerken çok güzel oluyor. O yüzden arıyorum. Şöyle bir tane yoğurt aldım. Bu yoğurdu da valla 200 liraya tamamlamak için aldım. 200 liraya tamamladığınızda Doğuş'un bu Rize Gross çayı arkadaşlar 27 liraya geliyordu. Bence çok iyi. Fiyatı çok iyi. O yüzden dedim çayım da var aslında ama valla bunu görünce dedim. Çünkü aldıklarım 276 lira tutmuştu. Aa dedim dur bir tane de önce tereyağı dur anlatayım ben onu. Şimdi kasadaki şey dedi. Aa 176 lira olmuş dedi. Şu çay alırsan işte 200 liraya tamamlarsanız bu çay 27 lira dedi. Ondan sonra ay ne alsam tereyağı alsam dedim. Ondan sonra yarım kiloluk var mı falan dedi. Dur dedi gideyim bakayım falan yaptı böyle. Gitti bir iki dakika ondan sonra aa varmış dedi. Sonra dedim ki ay dedim benim yani yoğurdum az kaldı böyle hani bayağı bir azaldı. Ay dedim ya dedim şey yapsak dedim tereyağı yerine dedim yoğurt alsak çocuk artık şey yaptı. İsterseniz siz gidin kararınızı verin dedi öyle dedi şey yapalım dedi. Hani artık gittim. Ondan sonra yoğurt aldım. Geçen de zaten şeyden almıştık. 26 tarihte. Tarihine bak. Bayağı da var yani. Lazımdı da gerçekten. Hatta taşıyabilsem sütler şeyde binde 15 liraya falan inmişti yani ama taşıyamazdım yani. 4 tane falan alırdım açıkçası. Çünkü sütlü tatlılar falan iyi oluyor. Dediğim gibi bu 27 liraya gelmiş oldu. Fiyatı iyi yani bence. Normal fiyatları çünkü çayların da pahalı. Zaten bunu da almış olursam 2 paket böyle çayım var. Bir tane de yeni açtığım var. Yani nereden baksanız 3 paket çayım olmuş oluyor. Yani bayağı bir bize Allah tabii nasip ederse hep söylüyorum arkadaşlar. Hep söylüyorum. Hep de söyleyeceğim. Bir şey yaptığım zaman mesela şey yapıyorum. Şimdi tabii önceden de söylerdim ama böyle o önceden söylediğimde böyle altını dolduramıyordum. Şimdi altını dolduruyorum. Bir şey yapıyorum. Bir şey diyorum ama diyorum ki ben bunu aldım ama bakarım Allah yemeği nasip edecek mi yani. Oradaki insanlar falan gösteriyorlar işte bir kadının şeyini gösteriyorlar böyle yapmış emek emek işte kavanoz işte turşulardır ondan sonra bu domates sosları falan filan hepsi ziyan olmuş. Halbuki o kadın onu yaparken ne kadar emek verdi. Dedi ki kış geldiği zaman dedi ben bunu yiyeceğim. Ama bilemiyoruz yiyeceğiz mi yemek nasip olacak mı gerçekten bilmiyoruz yani. Allah yedirmeyi nasip etsin. Dediğim gibi dün zaten berattı.
Berat bir sene. Yani Berat'ta insanların yaşayıp yaşamayacağı, işte rızıklarının belirleneceği gün zaten. Dedim Allah'ım ömrümüzü hayırlı eyle inşallah, yaşamımızı hayırlı eyle. Yani her birimizin arkadaşlar. Öyle yani artık aklımızın bir kenarında. Yani Burak şeyim, hatta işte o kadınla konuşurken adı ne dedi kız? Songül. Ha, Songül. Herhalde ben yaşlarındadır yani. Aşağı yukarı. Aa, şey. Neydi kız? Ne diyordum ya? Bir şey diyordu da unuttum. Ne demiştik? Vallahi unuttum, dur. Böyle. Ne oldu? Ay ne dediydi ya? Sonra Migros'ta arkadaşlar %25 indirim varmış şeylerden. Şöyle iki tane şunlardan aldım. Karamiyo mu bunlar? Bunlar Deniz çok seviyor. Böyle aldım. Bu arada gerçekten Deniz'e çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Her zaman böyle tatlıdır şeydir falan. Mesela bu dişlerini falan yaptırdıktan sonra hemen dişlerini fırçalatıyorum. Akşam yatmadan fırçalatmaya çalışıyorum. Gün içinde tatlı yediyse en azından doktor bana öyle söyledi çünkü. Akşam mutlaka fırçalat ama gün içinde de hani tatlı bir şey yediğinde ağzını güzelce gargara yapsın. Öyle yaptırıyorum falan. Ama böyle ödül olarak da veriyorum tabii ki yani. Şunlar çok iyiydi. 2,77 sanırım. Arkadaşlar bunlar 2,77 aynen. Gayet de iyi bence yani. Bunlar da güzel oldu ülkenin. Ben benimkileri çok seviyorum şeyleri biliyorsunuz. O ince uzun gofretler var. Onlar gerçekten favori. Ama bunların da fiyatları iyiydi yani. O yüzden şu 4 tane de bunlardan aldım. Evet. Bana deseler ki Sevda en sevdiğin en bu atıştırmalıklar için en sevdiğin ne deseler al beni. Al beni al. Gerçekten bunu çok seviyorum. Al beni çok seviyorum. Ay kadına verseydim keşke bir iki tane bunlardan. Çocuklarım da var demişti. Hiç aklıma gelmedi ki kız olan da vallahi billahi. Yoksa verirdim birer iki tane falan çocuklara. Şöyle al beni aldım 4 tane bu kendim için. Ondan sonra şundan alacaktım. Ay alacaktım yok. Aa bu normal şeyle miymiş? Kız fıstıklı mıymış? Ha, ben bunu istememiştim ki ya. Beyaz çikolatalı oluyor baklava gibi. Ben onu niyetle almıştım ama ben yanlış almışım. Neyse şu bir tane bunu aldım. Evet şunu eşime aldım. Şöyle arkadaşlar. Eşim de bunu seviyor. Bir tane de yine şöyle denize aldım. Şu bir tane bu neyliymiş? Şu Ozma arabalığı. Bir tane de şundan aldım Deniz Hanım'a. Hadi iyisin Deniz Hanım. Torpil geçtim sana. Evet güzellerim. Vallahi bunlar burası ne kadar tuttu. Şimdik ne kadar? Bayağı bir tutmuş kız. 203 lira şey tutmuş. Altın bilekler tutmuş. 312 lira şey tutmuş. Kız ben coşmuşum ha. Vallahi bile kendimi kaybetmişim. Yani 500, 515 mi oluyor? 515. 515 65 de burada 515 4 515 600 de hadi 600 700 800 850 lira tutmuş. Aba! Ama normal canım bir sürü tavuk mavuk var. Başka ne var kız? Ha, tavuklar çok tuttu zaten. Yok öbürleri çok bir şey yoktu yani böyle. Yani şu tavayı çıkar, bir de tavukla eti çıkar. Ondan sonra bir şey kalmıyor geri. Evet burası 850 lira arkadaşlar. İnanamazsın. Eskiden 850 lira hem bir tane de bunu aldım. Buna bayılıyorum kız. Bu 2,75 miydi neydi? En son 3,25'ti herhalde. Şimdi olmuş sana 4 lira olmuş. 4 lira. Evet güzellerim. Vallahi anlattım. Anladınız. Dinlediniz. Ne güzel. İyi ki varsınız. Vallahi benim de böyle derdimi anlatacak en azından bacılarım var yani. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kız siz beni niye izlemiyorsunuz? Siz beni niye beğenmiyorsunuz? Birazcık beğenilerimi al. Birazcık beğenin beni bakalım. Beğenmiyorum. Bana ne? Şöyle azıcık gitmeden şey pilav şey yapmıştım arkadaşlar. Pirinç ıslamıştım daha doğrusu. Şimdi bundan güzel bir pilav yapayım. Yanına salata yapayım. Kız ben namazımı kılmadım. Dur hepsinden önce bir namazımı kılayım. Sonra ha dur pilavımı yapacağım güzelce. Yanına güzel bir salata yapacağım. Kaşık salata. Sonra bir de ne yapacağım biliyor musun? Şöyle meşhur tavuğumu soslamıştım arkadaşlar. Dün soslamıştım bunu. Şöyle mis 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 dün soslamıştım. Evet. İki tane orta boy göğüs arkadaşlar. Şöyle bakın bunu sosladım. Anam tavuk döner ne kadar olmuş biliyor musunuz? 45 lira olmuş. İnanamazsınız 45 lira olmuş. 45 lira. Normal yani bir tavuk göğsü 100 lira 115 lira oldu dediğine göre. Zaten etiket yazmıyordu yani çoğu yerde dedim ha etiket yazmadığına göre değişiyor yani.
Bak yine diyeceğimi unuttum ya. 45 lira yazıyordu yani arkadaşlar. Ha bunu nasıl şey yaptım? Hep soruyorsunuz ya arkadaşlar. Vallahi çok kolay kız. Kalın göğüslerini böyle ince ince doğradım. Artık nasıl canınız istiyorsa. Bakın şöyle küçük küçük doğruyorum. Ama kalın doğruyorum. Tabii şeylik değil yani. Ne derler? Tavuk döner gibi değil. Biraz böyle kalın oluyor. Neyse onu doğradım diyelim. Böyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ arkadaşlar. Onu yok kız. Yarım çay bardağı süt koyuyorum. Ya şey ben göz kararı yapıyorum da hani size ölçü vermek açısından. Yarım çay bardağı süt koyuyorum. 5-6 yemek kaşığı. Yok. Biraz yağlı olsun. 7-8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Ondan sonra tuzunu koyuyorum güzel. Kekiğini koyuyorum güzel. Ondan sonra ne kaldı geriye? Kekik koyduk. Tatlı toz biber koyuyorum. Ben birazcık bol koydum. O yüzden şey koymama gerek kalmadı. Salça koymama gerek kalmadı. Ama siz yani az koyuyorsanız biberi biraz salça ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar falan. Ondan sonra köriyi çok seviyorum. Ben tavuğa çok yakıştırıyorum. O yüzden biraz da böyle bir çay kaşığı kadar da köri koyuyorum. Böyle hepsini sos haline getiriyorsunuz. Bu kadar yani. Benim eşim soğan sarımsak yemediği için ben ilave etmiyorum. Ama sarımsak falan tabii ki çok yakışır arkadaşlar. Hani siz yani siz damak tadınıza uyuyorsa ilave edin çok da güzel olur yani bir diş iki diş falan güzel olur. Ondan sonra öyle yani böyle sosluyorum arkadaşlarım. Tamamdır ya çok konuştum. Ben gidiyorum şimdi yemeğim Hemen dediğim gibi. pilavını şöyle koydum. Lavun bir olsun. Şöyle. Şimdi sıra geldi tavuklarıma. Şöyle. Tavama şimdi koyacağım bunları. Şöyle. Evet, şu da kalsın. Bunu da yarın pişireyim. İlla birazcık arttıracağım yani. Arttırmazsam olmaz. Evet, burada pişe dursun hemen. Şöyle domatesin kabuklarını soyuyorum ben. Şurada sabahtan kalan şeylerim de. Domatesin falan onları da hallederim. Çok gelecek herhalde domates ya. Şimdi onu bir tane daha doğrayayım diğerleri kalsın. Tamam. Şimdi. Evet, tavuğumuz bakın çok güzel pişti. Şurada da pilavımız var. Vallahi çok güzel oldu. Tavuğumuzun altına atıp kapatalım. Arkalı önü çok güzel kızardı bakın. Salatamı da yaptım. Evet. Vallahi keşke oruç tutsaydım ya bugün de. Sabahtan beri bir kahvaltı yaptım o da öyle.